Çok teşekkürler. Değerli il başkanlarım, kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanım, Merkez Yönetim Kurulumuzun değerli üyeleri, parti meclisimizin değerli üyeleri, kıymetli milletvekillerim, sayın basın mensupları, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bu yağışlı ama güzel İstanbul sabahında, erken saatlerde bir pazar günü, iki gündür sürdürdüğünüz yoğun çalışmanın raporunun sunulduğu bu güzel toplantıya hepiniz hoş geldiniz, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Dün Saraybosna'daydım. İçinden nehir geçen çok kadim bir medeniyet, çok güzel bir şehir. Düşündüm, dünyada içinden nehir geçen şehirler hep çok prestijli şehirler, kentler. Herkesin gitmek istediği, orada olmak istediği, orada yaşamak istediği kentler. Sonra oradan bugün sabahki toplantı için İstanbul'a geldim. İçinden deniz geçen bir şehre geldim. Bu güzel şehir için, bu güzel şehrin Türkiye Cumhuriyeti'nde olmasına katkı sağlayan, daha doğrusu bu şehirde olmamıza katkı sağlayan, ta Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar bu şehri bizim yapanlara ve bu şehri hizmet edenlere, bu şehre hizmet edenlere saygılarımızı, sevgilerimizi, minnetlerimizi, aramızda olmayanlara da rahmetlerimizi sunuyorum. Allah rahmet eylesin. Değerli il başkanlarım, cuma gününden beri buradasınız. İl başkanları buluşmalarında İstanbul buluşmasındayız. Kongremizi gerçekleştirdik. Gerçekleştirdiğimizden beri üçüncü kez bir aradayız. Üç haftadır üçüncü il başkanları toplantısını yapıyoruz. Bugünkü toplantının basıla kapalı kısmında değerli ev sahibi il başkanımız Özgür Çelik bir sunum gerçekleştirdi. Yapılan oturumlar ve onların bir sonuç bildirgesi ve genel merkezden taleplerin ortaklaştırıldığı bir kısa ama özlü ve etkili bir özetti. Bir dijital anketle başlandı. Anketin Türkiye'nin sorunları nasıl görülüyor? Örgütümüz nerede duruyor? Yerel seçimlere nasıl bakıyoruz? Ve burada hangi güçlü söylemlere ihtiyaç var? Ve nerelere dikkat etmeliyiz konusunda aslında gündemi yakalayan, sorunu ve çözüm önerilerini doğru yerden tarif eden güçlü bir sunumla başladı. Merkez Yönetim Kurulu, Parti Meclisi ile örgütümüzün ilişkileri açısından ortaya konan talepler, öneriler son derece kıymetliydi. Yaklaşan yerel seçimle ilişkili olarak da ortaya konan vizyonu sahiplendiğimi, çok değerli bulduğumu ifade etmeliyim. Tabii ki yarım saatlik bir özetti ama il başkanımızın ifade ettiği gibi yapılan toplantıyı ve ortaya çıkan raporu bütün ayrıntılarıyla hem ben hem ilgili genel başkan yardımcılarım önümüzdeki hafta içinde dikkatle inceleyeceğiz. Önerilerinizi teker teker değerlendirip o konuda gerekli çalışmaları, görevlendirmeleri ve gereken alanlarda size geri dönüşleri sağlayacağız. Biraz önce söyledim, Bosna'dan buraya geldim. Kurultay'da ifade etmiştim, delegelerimizden sizlerden destek görmüştü. Göreve geldiğimizde ilk ziyaretimizi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdim. Gönlümüzde Azerbaycan'a gitmek bir ziyaret, ikinci ziyareti oraya gerçekleştirmek var. Ancak bu sırada 25 Kasım geldi. 25 Kasım Bosna'nın devlet günü, milli günü, bayramı. Bosna Hersek'e gittik. Başta dış politikadan sorumlu genel başkan yardımcımız, gölge kabinemizin dışişleri bakanı, adalet bakanı yanımızda olmak üzere milletvekillerimizle, o bölgede etkili olan milletvekillerimizle, genel başkan yardımcılarımızla birlikte oradaydık. Tabii resmi temaslarda bulunduk. İlk ziyareti Sayın Büyükelçimize gerçekleştirdik. Sosyal Demokrat Parti'nin de genel başkanı olan başbakanımızla görüştük. Cumhuriyet Konseyi, Cumhurbaşkanlığı Konseyi
üyeleriyle, dönüşümcü cumhurbaşkanlığı yapan ve Boşnak Cumhurbaşkanı yardımcımızla bir araya geldik. Ardından dün gün boyunca hem çok duygulandığımız hem de hatırlamamız ve hatırlatmamız gereken bir ziyaretler zincirini gerçekleştirdik. En sonunda Cumhurbaşkanlığı resepsiyonuyla bitti ama sabah erken saatlerden itibaren örneğin 1600 tane bebeğin mezarının olduğu bir yere gittik. Şehitliklere gittik. Sonra Bilge Kral Aliye İzzet Begoviç'in ebedi istirahatgahını ziyaret ettik. Ve orada şu cümleyi hatırladık ve bütün dünyaya hatırlatma gereği duyduk. Unutulan katliamlar tekrarlanır. 1992-95 arası Bosna Hersek'te Cumhuriyet Halk Partisi doğru yerde duruyordu. Türkiye Cumhuriyeti doğru yerde duruyordu. Ama gelişmiş dünya, uluslararası örgütler durmaları gereken yerde durmuyorlardı. Onlar sonradan yas tutarken yanımızdaydı. Ama katliam olmasın, bu iş bir soykırıma dönüşüyor, dönüşmesin diye bütün dünyaya biz seslenirken dünya ağırdan arıyordu, arkadan alıyordu. O yüzden Bosna Hersek'te yan yana 1600 tane bebek mezarı var, çocuk mezarı var. Kızını çağırıp gel burası güvenli diye seslenen babanın gözünün önünde başından vurulmuş kızının anıtı var. Çok sayıda şehit mezarlığı var ve bugünlerde de Filistin'de yaşananlar var. O yüzden katliamlar unutulursa tekrarlanır ve tekrarlanıyor. Bosna'dan seslendik. Buradan bir kez daha seslenelim. 1992-95 arası Bosna'nın sesini duymayanlara, Türkiye'nin sesini duymayanlara, o dönemin Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in yaptığı diplomasiye yeterli reaksiyonu zamanında vermeyenlere, o günlerde orayı görünür kılmak için Bosna'ya giden Genel Başkanımız Deniz Baykal'ın çağrılarını dinlemeyenlere bir kez daha sesleniyoruz. Sonradan bunu bir insanlık suçu ilan etmek, soykırım kabul etmek, gidip oralarda nutuklar atmak değil, katliama engel olmak için bütün dünyanın, başta Avrupa'nın derhal harekete geçmesi, Birleşmiş Milletler'in çok daha net pozisyon alması ve bu mezalime dur denmesi gerekiyor. Ben Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak 120 siyasi akrabamıza bir metin kaleme alarak bir mektup yolladım. Bunlardan 12 tanesi hükümet başkanı, aralarında cumhurbaşkanları var, başbakanlar var, çok sayıda bakan var. Ana muhalefette olanlar var, ülkelerinin muhalefet partileri olanlar var. Onlara Bosna'nın sesini, Bosna'dan seslendiğimiz söylemi tekrarlayarak Filistin'in sesini duymaya davet ettik. Onlara diyoruz ki ülkenizde bu meseleyi anlatın, birlikte üye olduğumuz uluslararası kuruluşlarda bu meseleyi anlatalım. Solculara, sosyal demokratlara, sosyalistlere savaşa, kana, gözyaşına susmak değil, engel olmak yarışır diyorum. Ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarında 2000 yılına kadar 23 yıl, 2000 yılından sonra bir daha 23 yıl geçmiş, 46 yıl öncesindeki bütün dünyanın ortaya koyduğu ve bizim sahiplendiğimiz bu kabule sahip çıkmaya ve Filistin'de akan kanı durdurmaya, İsrail'in ortaya koyduğu sivillere karşı ayrım gözetmeksizin şiddete dur denmeye davet ediyoruz ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir kez daha Filistin halkıyla dayanışma duygularımızı bu salondan da ifade ediyoruz. Sayın il başkanlarım, kendi gündemimize gelmeden, biz burada yokken ama hep gündemde tuttuğumuz, sizin hep gündemde tuttuğunuz bir hususa dikkat çekmek isterim. Sonuç aldık. Mesele şudur. Aslında enflasyon emekli maaşlarını kuşa çevirdi. Bizim bütün kanun tekliflerimize, mücadelemize rağmen en düşük
emekli maaşı 7500 lira gibi komik bir noktada, insanları, emeklileri açlıkla sınayan bir noktada ve bunun en az asgari ücret seviyesine çıkarılması gerekiyor. Seçim döneminde en düşük emekli maaşında iyileştirme yapacağını söyleyenler, seçimden sonra bu işi sanki Cumhuriyet Bayramı ikramiyesine çevirdiler ve ancak Kasım ayında ödemeleri yapılan bir kereye mahsus 5000 lira gibi hiçbir yaraya merhem olmayacak bir düzenleme yaptılar. Bunda da çalışan emeklileri dışarıda bıraktılar. Oysa ki bir emekli niye çalışır diye oturup düşünmediler. İşsiz bir çocuk yerine torunlara bakmak için, üniversitedeki bir evladın ihtiyaçlarını karşılayabilmek için, artan kiralardan dolayı boğazından geçecek lokma için çalıştıklarını hesap etmeyenler, o 5000 liradan önce emeklileri, emekli olup da çalışanları, sonra tarım bağkurlulardan ÇKS çiftçi kayıt sisteminde olanları dışarıda bıraktılar. İtiraz ettik, ses yükselttik. Biz konuştuk, siz konuştunuz. İlgili genel başkan yardımcımız konuştu. Sizler illerinizde açıklamalar yaptınız. Nihayet bu yanlıştan dönüldü. Tabii dönülen iş 5000 lirayı bütün emeklilere vermek. Oysa bunun derhal maaşlara yansıtılması, en düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyinde olması, asgari ücretinde insanca yaşanacak sınırlarda olması gerekiyor. Bu konuda bir kez daha hükümetin, bir kez daha çoğunluğu oluşturan ittifakın dikkatlerini çekiyoruz ve vatandaşlara da şunu hatırlatıyoruz. Sizden o isterken bunu söylememişlerdi. Bir kerelik 5000 lira vereceğiz, sonra sizi açlığa terk edeceğiz dememişlerdi. Tabii bu noktada biraz önce söyledim, hem emeklilerin hem çalışanların, evlenmeyi düşünenlerin, devlet memurlarının en önemli sorunu artan kiralar, kiralardaki fahiş artışlar, ev sahibiyle kiracının karşı karşıya gelmesi. Cumhurbaşkanı cuma günü fiyat artışlarından dolayı kira artışlarına şaşırmış ve kızmış. 2500 liradan kirayı 7500 liraya çıkartıyorlarmış diyor. Şaşırdığı şey kendi çıkarttıkları, bizim bu çözüm olmayacak dediğimiz, etkili doğru tedbirler alınmazsa kiracıyla ev sahibi kavgaları olur dediğimiz ve maalesef kavgaların çok daha vahim sonuçlar doğurarak bizi doğruladığı bir süreçteyiz. Dönüyor diyor ki bu konuda kanun var. Yani itiraf ediyor, çıkardığı kanuna uyan yok. Bundan daha normal bir şey yok. Bunu hep söyledik. Çünkü devletin elini taşın altına koymadan ve gerçekten iki tarafı da düşünmeden yapılacak hiçbir düzenleme doğru değildir. Burada yapılan iş ev sahibiyle kiracıyı karşı karşıya getirmektir. Biz bu kira artışlarının altında ezilen insanlara mutlaka sosyal devletin doğru yerden bir müdahale, bir destekte bulunması gerektiğini düşünüyoruz. Ve Cumhurbaşkanı'na da şunu hatırlatıyoruz. Kanuna uymayanlara şaşırmak ve kızmak için önce sen anayasaya uyman lazım. Anayasaya uymayan birisinin çıkarılmış bir kanuna vatandaşın uymadığına şaşırmaması, burayı kanun devleti olmaktan, yasa devleti olmaktan, anayasal bir devlet olmaktan çıkarmanın en basit sonuçlarına bile katlanmanın bu kadar zor olduğu bir yerde bundan sonra ortaya çıkacak vahim sonuçların tekrar göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade ediyorum. Ve burada yeni bir süreç var, yeni bir tartışma ve baştan bir uyarı yapmamız gerekiyor. Yeniden değerleme oranıyla bütün vatandaşı, bütün vatandaşları yoksul diye ayırmadan, işsiz diye ayırmadan etkileyecek bir artışla karşı karşıyayız. O da vergi ve harçlardaki %58,5'luk yeniden değerleme oranındaki artış. Şimdi burada Cumhurbaşkanı'nın bir yetkisi var. Bunu %50 oranında arttırmaya, %50 oranında azaltmaya yetkili kendisi. Ve 2024 enflasyon hedefi %36. Yani siz koyduğunuz bu enflasyon hedefine inanıyorsanız ve herkesin enflasyon hedefi doğrultusunda doğru fiyatlamalar yapmasını istiyorsanız
Önce samimiyeti kendiniz göstereceksiniz ve bu harçların %58,5 değil, yetkiniz oranında %50'ye kadar düşürülerek %30 sınırlarına, %29'lara çekilerek bundan sonraki süreçte vatandaşın ödeyeceği verginin, harcın bu %60 sınırında olmamasını sağlamanız gerekiyor. Bunu dikkatle takip ediyoruz ve bütün vatandaşlara söylüyoruz. 2024 yılında enflasyon %36 olacak diyenler samimi ise, sizin ödeyeceğiniz harcı %50 oranında, sizin ödeyeceğiniz vergiyi %50 oranında azaltmak durumundadır. Bunu talep ediyoruz ve takip edeceğiz. Söz veriyoruz. Bir yandan yeni anayasa tartışmalarını sürdürmek istiyorlar. Oradaki tavrımız net. Türkiye'nin bir anayasa sorunu vardır. Türkiye'nin sivil bir anayasa sorunu vardır. Türkiye'nin yoksulu gören, kadını gören, dezavantajlıyı gören, çevreyi gören ve bütün bunlar için çok doğru yerden bütün toplumun desteğini alacak, halk oyuna sunulduğunda %95'in üzerinde bir destekle yürürlüğe girecek bir anayasa sorunu vardır. Ama Türkiye'nin bir anayasa yapma iradesi sorunu da vardır. Anayasalar aşkın zamanlı metinler olabilmesi için her gelene göre değil, her gelene uygun metinler olabilmesi için, kuşaktan kuşağa güçlenerek aktarılabilmesi için Erdoğan için yapılması gerekir. Erdoğan için yapılan bir anayasanın birkaç yıl içinde nasıl Erdoğan için de yetersiz, Erdoğan'ın kendi taleplerine, kendi niyetlerine ve gözü dönmüş yetki taleplerine yetersiz kaldığı ortadadır. Birinin üzerine dikilen kıyafetin herkese uymadığı gibi bir süre sonra kendisine de uymayacağı görülmüştür. Bu yüzden biz bütün toplumu kapsayan, herkesi kucaklayan, bu Türkiye'deki misaki milli sınırları içinde yaşayan herkesi eşit yurttaşlıkla kucaklayan, temel hak ve özgürlükleri genişleten, Türkiye'yi bir anayasal devlet, bir hukuk devleti, anayasa mahkemesini anayasanın bugünkü halinde de yazdığı gibi kararları tüm kuvvetler açısından bağlayıcı bir anayasal devlet haline getiren, kadını, engelliyi, yoksulu, güvencesizi, çevreyi koruyan ve bunu anayasal güvencelerini net yazan, evrensel ölçütlerde özgürlükçü bir anayasa için biz her zaman var olduk, var olmaya devam edeceğiz. Ancak Erdoğan'ın yeni yetki taleplerini, anayasayı hiçe sayan, Türkiye'yi anayasasızlaştıran, onun uymadığı anayasaya bir kere daha uyum yapmaya çalışan, Cumhur İttifakı'nın mutfağında hazırlanmış, milletin burnuna dayatılan bir çabanın içinde hiçbir zaman olmadık, bundan sonra da olmayacağız. Kadınlara endişelendiren, gençlere endişelendiren, hukuk devletini askıya almayı niyet edinmiş bir değişiklikte Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir zaman olmadı, bundan sonra da olmayacak. Sayın il başkanlarım, yaptığımız toplantı kurultaydan sonraki 3. il başkanları toplantısıdır. 38. olağan kurultayımızda 3 hafta önce hepimiz o günde ifade ettiğim gibi bir görev aldık. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayları görev alan değil, görev veren kurultaylardır. Bazı siyasi partiler kurultaylara giderler, orada liderler kurultaya katılanlara, ilçe başkanlarına, il başkanlarına görevler verirler, talimatlar verirler. Bizim kurultayımız öyle değildir. Biz kurultaydan görev alırız. Atatürk'ün kabullenişi ve hepimize mirasıyla partimizin İlk kurultayı Sivas Kongresi'ydi. Oradan önce kurtuluş, sonra kuruluş görevi alınmıştı. Görev layığıyla yerine getirildi. 5. olağanüstü kurultayımız Cumhuriyet Halk Partisi'ni dünyayı doğru okuma ve Türkiye'de partiyi doğru konumlama ve iktidar olma sorumluluğu veren kurultaydı.
O kurultaydan sonra sosyal demokrasi, ortanın solu, emek ve dayanışma doğru tariflendi. 1970'lerde yapılan ikisi yerel, ikisi genel dört seçimden birinci parti çıkıldı, iktidar olundu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. kurultayı hepimize yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'ni, bizim partimizi, Türkiye'nin partisini, Atatürk'ün partisini iktidar yapma görevi verdi. O görevi hep beraber kurultayımızdan aldık. O günden sonra da o kurultayda verdiğimiz bütün sözleri tutarak bu partiyi iktidar yapmak için var gücümüzle çalışmaya, hep birlikte çalışmaya ve bundan sonra durmadan, yorulmadan, birlik içinde, beraberlik içinde, kardeşlik hukukumuzu koruyarak ve ortaya koyduğumuz kapsayıcı, birleştirici, kucaklayıcı anlayışla partimizi iktidar yapmaya kararlıyız. O günkü kurultayda il başkanlarıma son seslenişimde şu sözü vermiştim. İlk sözüm parti meclisi seçiminden önce bir araya gelme sözüydü. Gece yarısı 4'te yapmadık, sabah 9'da bir aradaydık. Orada verdiğim sözlerden bir tanesi şuydu. Siz parti meclisi listelerine baktığınızda 3 şey göreceksiniz. Bütün Türkiye 3 şey görecek. Kadınları görecek, gençleri görecek ve örgütümüzü görecek. Parti meclisimiz oluştu. Parti meclisimizin yaş ortalaması 43. Merkez Yönetim Kurulu oluşturduk. Yaş ortalaması 46. TÜSİK'te verdiğimiz bütün sözleri tutacağız. Tutacağımızı söyledik. Tutmaya başladık ve hep birlikte sizin önerileriniz doğrultusunda gerçekleştireceğiz. Ama TÜSİK'te olmamasına rağmen Merkez Yönetim Kurulu'nu parti meclisinden güven oyu aldık. Ve o Merkez Yönetim Kurulu'nun içinde 18 arkadaşımızı Merkez Yönetim Kurulu'nda genel başkan yardımcılığı görevlerinin yanında gölge kabinede gölge bakanlar olarak görevlendirdik. 18 arkadaşımızın 9'u kadın, 9'u erkek. Tayyip Erdoğan bu 18 görevlendirmede bir tek kadın tercih etti. O da aileden sorumlu. Kafadaki adresleme yeri belli. Kadın aileden sorumlu. Geriye kalan 16 bakanlık ve cumhurbaşkanı yardımcılığı kadınların yapabileceği işler değil. Kadınlar o işlere bakmaz, aileden sorumlu. Bu mesaj örgütümüze verdiğimiz sözü yerine getirmek, daha çok kadın, daha çok genci göreve getirmenin ötesinde Türkiye'ye önemli bir mesajdır. Bütün dünyadan önce Atatürk'ün yüksek vizyonuyla Türk kadınına seçme seçilme hakkı veren Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türk kadınının seçme seçilme hakkını elde etmesini sağlayacak uygun ortamı yaratan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Atatürk'ün ortaya koyduğu vizyonu ikinci yüzyılda kabinede sadece bir kadın bakan yapanların elinden bu kabineyi alıp bu gölge kabineler gelecek kabine Cumhuriyet hükümetine dönüştüğünde yine yarısı kadın yarısı erkek olacak. Ve bu ülkenin %50'si kadın olan seçmenlerine, vatandaşlarına ve genç seçmenlerine Cumhuriyet Halk Partisi'nin eşit temsil, kadın erkek eşitliği ve bu güzel coğrafyada şiddetsiz, haksızlıklar olmadan, eşitsizlikler ortadan kalkarak bu güzel ülkeyi yeniden dünyanın en gelişmiş ülkelerini yakalayıp geçecek vizyonu hep birlikte kazandıracağımıza olan inancı bir kez daha buradan tekrar ediyoruz. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin 81 il başkanından sadece 3 il başkanının kadın olması bizim buradaki en önemli eksikliklerimizden bir tanesi. O yüzden şu anda gelecekte buna çok net bir şekilde örgütümüzle birlikte müdahale edeceğiz. Sizlerle birlikte, sizler bu görevleri teslim ettiğinizde hep çok daha fazla kadının bu görevlere geldiğini sağlayacağız. Bu kararlılığı, bu inancı, bu birlikte yol yürüyüşü sizlerde de bunu sahiplendiğinizi görüyorum. Ancak 78 erkek il başkanımdan talebimdir. Lütfen örgütünüzdeki güçlü kadınları yanınızda mutlaka görev verin. Onları
yanınızda sizin en baş yardımcınız olarak çalıştırın. Gelecekte bu görevi yapmaya hazır aday kadınlara mutlaka resmi ve gayri resmi olarak mentörlük yapın. Yanınızda bulundurun. Onların emeklerinden, enerjilerinden, deneyimlerinden ve yönetimdeki o güzel kalplerinden yararlanın. Bu eksiği de bundan sonraki süreçte fiilen giderene kadar hep birlikte bu şekilde halletmemiz gerekiyor. Biz kurultayımızı yaptık. Biraz önce söylediğim düzenlemeleri yaptık. Ben kurultayımızı kaybedenin olmadığı bir kurultay olarak nitelendiriyorum. Kurultayın kaybedeni yok ama kazananı önce bu parti kısa ve orta vade gösterecek ki bizim kurultayımızın esas kazananı Türkiye olacak. Bunu bütün Türkiye görecek. İl başkanlarımın taleplerini, sunumlarını, yaklaşımlarını gördüm, sahiplendim, benimsiyorum, üzerine çalışacağız. Ben de il başkanlarımdan iki hususta çalışmalarını, gayret göstermelerini ve üzerine çok titizlenmelerini istiyorum. Bunlardan bir tanesi önümüzdeki hafta başlatacağımız üye kampanyası. Şu anda bizim kurultayımızdan sonra her biriniz biliyorsunuz ve her birinizden gelen geri bildirim bütün illerde büyük bir heyecan, büyük bir umut, partiye yönelim. Geçmişte istifa edenlerin mümkünse istifayı geri alma istemeleri. Yeniden kayıtlar var. Geçtiğimiz hafta Sayın Ensar Aytekin, örgütten sorumlu genel başkan yardımcımız MYK sunumunda 14 Mayıs'tan sonra üye kaybının durduğunu bir hafta önce müjdelemişti. Artıdayız demişti. Geçtiğimiz hafta çok sayıda üye kaydı oldu. Sevindik ama esas sevindiğimiz şudur. Yeni gelen üyelerin %73'ü 30 yaş altı kadın ve erkekler. Hoş geldiniz gençler. Bunun için bu büyük bir umut. Örneğin Aydın Efeler'de Efeler ilçe başkanlığından gece 11.30 Twitter'dan bir paylaşım. Hala duruyor beğenilenler içinde, en üstte benimkinde, beğendiklerim içinde. Baba evinde vizeye çalışıyoruz dur diyor. Üç genç ve beni etiketlemişler. Baba evine gelmişler, vizeye çalışan Adnan Menderes Üniversitesi'nden üç genç öğrenci. Erzurum İl Başkanı pazar sabahı erken saatlerde aradı. 150 arkadaş partiye katılıyor, canlı bağlantı istiyorlar. 150 genç partiye katılıyor. 10 tanesi Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden 4. sınıf öğrencisi, 10 genç kadın. El sallıyorlar, baba evine geldik başkanım diyorlar. Bu enerjiyi görmek lazım. Cumhuriyet Halk Partisi olarak 100. yılda üye kampanyası başlatıyoruz. Öyle genel merkezden hedefler belirlemeyeceğiz. Kendi gerçekçi hedeflerinizi belirleyin. Ama sınırlarınızı biliyorsunuz, kendinizi zorlayın. Sakın ha sakın ne ben sizi, ne siz ilçe başkanlarını, ne ilçe başkanları görev verdiği üyelerimizi aman ha ne olursa olsun üye yapın deyip AK Parti'nin düştüğü ve bu ülkenin insanlarını düşürdüğü duruma düşürmeyin. Gönlünde Atatürk olan, gönlünde güçlü bir Türkiye olan, güçlü bir Türkiye için güçlü bir Cumhuriyet Halk Partisi'nde olmak isteyenlerin gözündeki ışığı görün, onları baba evine getirin, Atatürk'ün partisine kaydedin. Sizden bunu istiyoruz. Ve tüm gençlere ve her yaştan gençlere diyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi baba evidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde çoğalmak, CHP'yi güçlendirmek, önce muhalefeti güçlendirmektir. Ama hattı zatında gençlere önem vermektir. Kadınları güçlendirmektir. Güçlü bir Türkiye umuduyla bir araya gelmektir. Bütün vatandaşlarımız Türkiye'nin 81 ilinde, 973 ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin kapıları ardına kadar açıktır. O evin içinde yeriniz baş köşedir. O eve geldiğinizde göreceğiniz, yıllardır iktidar olmamasına rağmen çıkar ilişkileri içinde olmayan, vatan millet bayrak sevgisine sahip,
bu ülkedeki herkesi eşit gören, her eşitsizliğe müdahale etmek için bir araya gelmiş güzel insanların birlikteliğidir. Baba evi sizindir, tapusu ne bendedir ne kimsededir. Hep söylüyoruz, tapusu bir kişidedir, o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Buyurunuz baba evi. Değerli il başkanlarımdan ikinci beklentim, bugün çalıştayınızda ikinci sunumda olan yerel yönetimler seçimine yönelik. Bu süreci hep beraber bulunduğumuz makamın gereğini yaparak barış içinde, dostluk içinde, hiç kırgın yaratmadan ve sadece ve sadece bir şeye hedeflenerek, o da yerel seçim başarısına hedeflenerek doğru adayların belirlenmesi, bunun için doğru yöntemlerin belirlenmesi ve sürecin kırgını küskünü olmadan, geride kimseyi bırakmadan, bundan sonraki süreçte 2019'daki başarıyı tekrar eden değil, aşan bir noktadan hep birlikte başarmaya mecbur olduğumuz bir süreci yöneteceğiz. Bunun için ben genel başkan olarak şu kürsüde olduğum anda söylüyorum. Önceki genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilan ettiği, bizim de sahiplendiğimiz üç büyükşehir adayımız dışında kimseye verilmiş herhangi bir sözüm yok. Verilmiş bir tek sözüm var kendime. Verilmiş bir tek sözüm var partime. Yerel seçimlerde başarılı olmak için ne gerekiyorsa onu yapacağım. Ne gerekiyorsa onu yapacağız. Bu sürece hep birlikte katkı vereceğiz. Bu süreçte memnuniyet anketlerimizi pazartesi gününden itibaren anketörler sahada olacak şekilde başlatıyoruz. 7 farklı birim, 7 farklı oluşum, 7 farklı yapı anket yapacak. Orada anketi 2 firma mı yapıyor, 3 firma mı yapıyor, tek firma mı yapıyor, o firmalarda bilmeden. Ürettikleri sonuçlar hem elektronik ortamda yapay zeka marifetiyle, hem istatistik biliminin en ileri teknikleriyle farklı bir alanda denetlenerek, en doğru ölçme değerlendirmelerle bizde olan belediyelerde memnuniyet anketlerini yapacağız. Vatandaşın gönlünde olan, partisini ileri taşımış olan, seçildiğinden yaptığı işlerle ileride olan bütün belediye başkanlarımız bizim de gönlümüzde. Bundan sonraki süreçte o ölçme değerlendirmeyi sizin de haklı olarak talep ettiğiniz gibi elbette örgütümüzle de şeffaf bir şekilde paylaşacağız. Sizlerin görüşlerini alacağız. Daha sonra adaylarımızla ilgili hem bizim olan belediyelerde hem de kazanma umudumuzun yüksek olduğu belediyelerde yapacağız. Adaylar anketten sonra eğer bir aday çok iyi bir noktadaysa, zaten seçimi kazanacak aday olsa, diğerleri gerilerdeyse o adayda hep birlikte ortaklaşacağız. Eğer kazanacaklar içinde kadınlar varsa tavrımızı kadından yana koyacağız. Eğer birden çok aday kazanıyorsa o kararı verirken özel şartlar ve sizin özel vereceğiniz bilgiler ışığında bir gereklilik yoksa kararı mutlaka örgütümüzle birlikte vereceğiz. Bazı yerlerde efendim ön seçimden vazgeçiyorlar. Ön seçimden vazgeçmek diye bir şey yok. Net söylüyoruz. Vazgeçtiğimiz ya da olmaz dediğimiz şey hakim gözetiminde seçime 48 gün kalmışken, sonuçlara itiraz bittiğinde 44 gün, fotoğraf çektiresiye 40 gün, araç giydiresiye 35 gün, son bir aya kampanyayı sıkıştırmamak için. Ancak aday teke indirilirken bir irade kullanılacaksa sizle, aday belirlenirken doğru yöntem ön seçim diyorsanız sizinle, örgütümüzün gözetiminde sonuçlarına uyacağımız, örgüt gözetiminde ön seçimden bir adım geri atmadık, atmayacağız. Bunu da buradan ifade ediyorum. Bundan sonraki süreçte biraz önce ifade ettim. Bizi dünyanın en güzel kentinde coğrafi ev sahibimiz Ekrem İmamoğlu, Ekrem Başkanımız, örgütsel ev sahibimiz Özgür Başkanımız hepimizi bu güzel toplantıda ağırladılar. Biraz önce Ekrem Başkan'ın kullandığı ifadeleri bütün belediye başkanlarından bütün örgüte yönlendirilmiş
ifadeler olarak memnuniyetle duyuyoruz, kabul ediyoruz. Ve biz de Cumhuriyet Halk Partisi örgütü olarak, örgütün başındaki kişi olarak şunu ifade ediyorum. Belediye başkanlarımızın yapmış olduğu iyi çalışmaları anlatmak, görünürlüğünü arttırmak, belediye başkanımıza yapacağımız iltifatın Atatürk'ün partisine, hepimizin partisine yapılmış iltifat olduğunu bilmek, onların arkasında durmanın, CHP'nin bugün yerel iktidarının arkasında dururken yarınki genel iktidarının temelini en sağlam şekilde atmak olduğunun bilincinde olmak hepimizin görevidir. Örgüt, belediye başkanı çatışması, çekişmesi Cumhuriyet Halk Partisi'nde asla kabul edebileceğimiz işlerdir. Herkes bir diğerinin görev, yetki, sorumluluğuna saygı duyarak karşılıklı bir kardeşlik hukuku içinde olacağız. Çünkü birilerinin tek umudu var. Cumhuriyet Halk Partililer kavga etsin. Cumhuriyet Halk Partililer kavga etsin ki bunlardan bir şey olmaz deyip millet aç da olsa, işsiz de olsa, yoksul da olsa bizim iktidarımıza katlansın. Biz de oyu bunlardan alalım ama hizmeti başkalarına, zenginlere, seçkinlere yapalım. Halkın partisi halkın iktidarını kuracaksa kendi içindeki barışı, kardeşliği, dayanışmayı sonuna kadar gösterecek. Şunu bir kez daha ifade edelim. Önceki genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, partimizin bundan sonraki başarısı için çaba sarf edeceğini ifade ediyor. Ben başta bütün örgüt kendisine vefayı, en iyi dilekleri, en iyi yaklaşımları ve kendisinin arzu ettiği her boyutta katkıyı kendisinden almaya devam edeceğiz. Bundan önceki dönemde kurultaydan dışarıya tek bir kırgınlık, kendi kalbimde bir küskünlük çıkarmayacağım demiştim. Aynı isteğim, öyle olduğumu, öyle davrandığımı görüyorsunuz, biliyorsunuz. Bundan sonra ilinizde en ufak küskünlüğe, küskünlüğün sürdürülmesine asla ve asla izin vermeyin. Tarafı sizseniz en birinci talimatımdır. Pazartesi günü o küskünlüğü ortadan kaldırın. Yok şahidi sizseniz kalkması için ev sahipliğini, el vermeyi, iki tarafa el vermeyi siz yapın. El sıkıştırın, sarmaştırın, örgütünüzü kucaklayın, birbirini kucaklamasını sağlayın ki büyük bir zaferi elde edelim. Önümüzdeki günler Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem aday belirleme sürecini, hem kampanya sürecini, hem seçim gecesini, hem de ondan sonrasını doğru yöneteceği, önce yereli kazanıp sonra genel iktidarı teslim almak için hep birlikte geri sayacağımız bir süreci birlikte yaşayacağız. Size güveniyorum, size inanıyorum, sizin şahsınızda tüm örgütümüzü kucaklıyorum, tüm vatandaşlarımıza Cumhuriyet Halk Partisi değişti. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı değiştirecek. CHP'ye sahip çıkın. Baba ocağınıza, Atatürk'ün partisine sahip çıkın diyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Genel Başkanım, sizlere çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sayın Genel Başkanım, müsaadenizle sizi ve tüm il başkanlarımızı yan salona toplu fotoğraf çekimine davet etmek istiyoruz. Evet efendim.